Onun arasına girebilmesi için çok daha güçlü, çok daha azimli bir şekilde yeni bir sürecin kapılarını dağılıyoruz. Değerli arkadaşlar, AK Parti iktidarı olarak hedefimiz sadece seçimden birinci parti olarak çıkmak değil. Veya iktidarımızın... Efendim öncelikle hayırlı olsun. Beklediğiniz bir karardı zaten. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim için çok sürpriz bir karar değil. Beklediğimiz ve arzuladığımız bir karar. Tabii ki bu arzu sadece şahsımızın değil. Özellikle aday adaylığı sürecinde bize yoğun desteğini esirgemeyen Çankırı halkına sonsuz minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Ve yine bu süreçte özellikle teşkilattan birinin olması noktasında var gücüyle emek harcayan bütün teşkilat mensubu arkadaşlarımıza, başta il başkanımız olmak kaydıyla teşkilatın her kademesindeki değerli hemşerilerime şükranlarımı arz ediyorum. Tabii ki geldiğimiz nokta itibariyle siyasetin bir sabır işi olduğunu ve mücadeleyle bir yere gelindiğinin en güzel ispatını şu anda birlikte yaşıyoruz. Fakat bizi mutlu eden, emin olun, sadece bizim talebimiz değil, Çankırı halkının tüm katmanlarının yerelden birisinin olması noktasında çok yoğun istek ve talepleri vardı. Sayın Başbakanımız da bu taleplerimizi, Çankırı'nın sesini duydu ve bizlere ağır, sorumluluğu büyük olan bir görev tevdi etti. Biz bu görevin bilinci içerisindeyiz. Doğumumuzdan şu anki anımıza kadar her zerresini tahsil hayatının dışında Çankırı'da geçiren bir kardeşiniz olarak, bir hemşehriniz olarak, iktidar partisinde siyaset yapmanın ne kadar zor, ne kadar meşakkatli bir yol olduğunda çok iyi bilenlerdenim. Dolayısıyla şu ana kadar yapılan hizmetlerimizi inşallah daha üst seviyelere, daha hızlı, daha rantabl bir hale dönüştürmek için mecliste ter akıtacağımızdan kimsenin bir şüphesi ve endişesi olmasın. Tabii ki Çankırı siyasetini çok yakinen bilmemiz sebebiyle söylüyorum. AK Parti'nin seçim noktasında bir sıkıntısı yok. Zira bizler sadece seçim dönemleri değil, halka gitmek, her gün halkın içerisindeyiz. Bizi ilçelerde, beldelerde, köylerde, bizi ve bizim başbakanımızı sorduğunuzda çok güzel cevaplar alacaksınız. Çünkü AK Parti'nin 8 yıllık iktidarında nakış gibi işlediği bir hizmet ağı var. İnşallah bunları daha da artırarak devam etmek istiyoruz. Tabii bugün itibariyle arzuladığımız, istediğimiz bir görev tevdi ediliyor şahsımıza. İnşallah teşkilatlarımızla bütünleşerek 2 ay gibi bir süre var, 12 Haziran'a kadar var gücümüzle çalışacağız. Çankırı'yı layık olduğu yere inşallah getirmek için tüm çaba ve gayretimizi göstereceğiz. Döneminden seçim dönemine Çankırı'yı hatırlayan insanlar değiliz. Yapmış olduğumuz meslek gereği de, aktif siyaset çalışmalarımızda da biz Çankırı'mızın tüm sorunlarını yeterince bilen, irdeleyebilen ve bu sorunların çözümü noktasında neler yapılması gerektiği noktasında da projeleri olan, hazırlıkları olan bir siyasiyiz. Ve dolayısıyla bu süreçte özellikle söylüyorum, Çankırı halkının tüm fertlerine sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Ticari hayatımda, meslek hayatımda veremeyeceğimiz en ufak bir hesabımız söz konusu değildir. Her şey son derece açık ve nettir. Şahinler Hukuk Bürosu adı altında yapmış olduğumuz hukuk çalışmaları ve vatandaşımıza sunmuş olduğumuz hizmetler milletimizin takdirindedir, gözünün önündedir. Ve yine diğer sunulan hadiselerle alakalı, ticari faaliyetlerle alakalı da biz bu memlekette atıl durumda bulunan bir fabrikayı, hemen yanı başımda duran Kadir Şimşek Bey'in özellikle talebi ve ricası üzerine benim askerde olduğum bir dönemde dönemin valisi Ali Haydar Bey'in
ısrarlı talepleri üzerine biz kaynak gıdadan satın aldık. Ve kaynak gıdanın burayı işletmekle yükümlü olduğu şartnameye uygun olarak da bir kısım tadilat ve onarımları gerçekleştirdik. Sonrasında yine bir tuz mağarası ile alakalı, biz kamudan filan tuz mağarası almadık. Bizim tuz mağarası Demirsal Petrol'ün sahibi Küçük Demir kardeşlerden ve Gönder Kum'un sahibi Mehmet Gönder'den aldık. Burada bir kısım beyanlarla vatandaşın kafasını karıştırmak ve sanki biz özel idarenin mülkün üzerinde bir ticaret yapıyormuşuz gibi bir algılama içerisine girilmiş olmasını kesinlikle kınıyorum. Bu yanlış bir beyandır ve kesinlikle bizi sadece zor duruma düşürmek ve halkımızı yanlış bilinçlendirmekten öte başka bir şey değildir. Bunun içerisindeyiz. Sorulması gereken, verilmesi gereken bir hesap varsa sonuna kadar da bu hesabı vermeye hazırız. Ve özellikle şunun bilinmesini Çankırı kamuoyundan özellikle istirham ediyorum. Benim ailem eczacı, kendim avukatım. Mesleki faaliyetlerimiz mutlaka bizim yarın meclise taşınmış olmakla kalacak, bitireceğiz. Ancak burada faal bulunan bir büromuz, orada çalışan arkadaşlarımız var. Bu hizmetleri onlarla götüreceğiz. Yine eczanemiz burada her daim Çankırı halkına hizmet sunacak. Aile şirketlerimize ve diğer ticari faaliyetlerimizde de bütün ticari faaliyetlerimi şahsım itibariyle durduracağım. Ama bu demek değildir ki Çankırı'ya yatırım noktasında, Çankırı'da sıkıntısı olan birine yardım noktasında İdris Şahin hiçbir zaman durmayacaktır. Baro Başkanlığı ile alakalı özellikle Baro Başkanlığı'nı bırakmadığımız noktasında bir kısım ithamlarla ve isnatlarda bulunmaktadır. Özellikle aday adaylığını açıkladığımız gün burada, bütün basının huzurunda hem Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığımı hem de Çankırı Barosu Başkanlığından istifa ettiğimi net bir şekilde beyan etmeme ve istifa dilekçelerimi basının huzurunda göstermeme rağmen maalesef bu yazılara dahi itibar etmeyip hala baroya dönülecek noktasında bir düşünce var. Çankırı Barosu birbirinden değerli 62 tane meslektaşımızı içinde barındıran bir kurum ve Çankırı için örnek bir kurum. Özellikle de onu ifade edeyim. Ve en az İdris Şahin kadar bu da baro başkanlığını yapacak pek çok arkadaşımız da bu baromuz içerisinde bulunmakta. Ben o baronun bir ferdi olarak Çankırı Barosu'nun Türkiye'de söz sahibi olabilmesi adına, Çankırı Adliyesi'nin ihtiyaçlarının giderilmesi adına bir vekil olarak, ancak her şeyden önemlisi bir avukat olarak her türlü desteği ve yardımı yapacağından kimsenin kuşkusu ve şüphesi olmasın. Çünkü hali hazırda bir adliye sarayı inşaatımız devam etmekte ve bir baro evi olarak tahsis edilen bir yerde bir tadilat ve onarım çalışması sürmekte. Dolayısıyla biz baronu bize düşen yönü itibariyle bir avukat birey olarak, o kurumun bir ferdi olarak her türlü desteği onlardan esirgemeyeceğiz. Ancak şu çok net olarak bilinmeli ki her yer sahibine yakışır. Biz koltuktan güç alan değil, inşallah koltuklara güç veren insanlar olacağız. Ve bu düşünceyle halkımıza hizmet edeceğiz. Sayın Başbakanımızın düsturu aynen şu şekildedir. Biz halka hizmeti, hakka hizmet olarak bilen bir anlayışın temsilcileriyiz. Ve meslek hayatımızda olsun, yaşam hayatımızda olsun, geçmişten bugüne bakıldığı zaman çizgisinde en ufak sapma olmayan bir ferdiniz olarak, Çankırı'nın içerisinden yetişmiş bir insan olarak inşallah Çankırı'nın ismini mecliste en güzel noktada taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın diyor. Bu vesileyle kameranızla bizi açtığınız, web sitenizde bizi yayınlayacağınız konuda vatandaşımızı bu şekilde bilinçlendirmek ve bilgilendirmek görevi hasıl olmuştur. Bu düşüncelerle tüm Çankırı halkına tekrar şükranlarımı sunuyorum. Biz buradaysak onların sevgisi, onların desteği ve şunu çok çok iyi bilinmesi lazım ki onların hayır duasıyla buralardayız. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, cümleden hoş geldiniz.